Deprem albümü için kim itiraz etti? Öyle bir diyet yok. Mahlas kullanmayan tek rapçi. Kim diyor bunu sana? Hukuken söylemiyormuş. Sen bir çakallık yapmışsın. Hidra ile şarkım var mesela. İki telefon bir bad bitch. TikToker arkadaşları var. Onlar yapıyor gördüğüm kadarıyla. Sen de bir Acun abinin kapısından geçtin ama. Ezeli artık bulamıyorsun. Uçağına bindim biliyor musun? Bozuk olsun patlıyorsun. Büyük adammış vesselam. Ekrem İmamoğlu'na gidip. Bu suç olabilir. Oğlum bundan da tutuklanılmaz herhalde. Bırakman doğru mu? 3 ne zaman geliyor? Herkesin rapi kendine. Böyle bir şarkı yaparım ve tutar diyor musun peki? Acun abi paylaşacak falan diye. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar ama burası 10. köy. Burada doğruları konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. 3 bölümdür doğruları konuşuyoruz. 4. bölümde de inşallah doğruları konuşacağız. Konuklarımız... Önce seni diyeyim ya, merak etsinler. Merak etsinler zaten geniş. Üstüme bebel aldırma abi. Geniş de olduysa, geniş de olduysa zaten çıkmıştır tamam. Kanka ünlüyle başlanır. Bunun raconu. Ama şeydi öğrendik. Ya ama. Raconu bu. Ünlüyle başlanır. Evet, geçen Ben Faro'yu konuktu da sonra yayınlatmadı. yayınlatmadı işte önce de Turan'a anons ettim falan dedi. Ben de az solistler sonra çıkar diye onu şey yaptı. Şimdi neyse. Arkadaşlar konumuz birisi Anıl Piyancı. Şu an rap piyasasında mahlas kullanmayan tek rapçi değil mi? Ya tek değildir canım, vardır. Yani. Bence yok. Hani, Fuat var o. MC var ama onun da başında. Yok, bu da doğru. Hayır canım, MC değil MC ya. MC Fuat yazıyor. Fuat Ergin lan adam. Hayır, ne alaka? Şu burayı at sonra taşlamasınlar seni. Yok, hiç sorun değil. Burası 10. köy, biz bilmiyoruz. Burası öyle bilmiyoruz. Fuat'ı da bilmiyorsan rapçi çağırmayacaksın onu programa. Hayır, Fuat'ı biliyoruz da. Oğlum herkes MC lan. Tamam da. Hepimiz MC. Kanka yazmıyor ki, seninkinde yazmıyor ama MC kimse de yazmıyor oğlum, kimse de yazmıyor. Şuna bakacağım lan. Bir yazık. Fuat MC oğlum, Fuat. Oğlum programı açamadan patladık lan bunlar. Yokmuş. Ya bizim nesilde aşağı yukarı bizim nesilde benim ama harbiden yani. Evet. Ben de isim bulamadım yani. Ama bir şey kalmıştır ya, mesela ne bileyim işte cehennem falandır belki. Ya öyle dendik bir şeydi yani. Tamam, neydi? Bulamamışım yani işte. RPK'ydı o zaman, da grafiti yapıyordum ben. RPK? O zamanlar böyle şeyler ünlüydü. Sessiz harflerle nickname'ler ünlüydü, graficilerdi. Ama o benim graficinin nickname'imdi. O da rap'e gitmedi yani sonra. Şeycilerde karikatüristler. Cem Yılmaz'ın da falan. Hani onun gibi. Falan. Evet. Diğer konuyu da söyleyeyim o zaman, devam edelim. Diğer konumuz da arkadaşlar 51 Dijital'in genel müdür yardımcısı ve 51 Müziğin korucusu Turan Oğuzhan arkadaşlar. Böyle bir bölümle karşınızdayız. İlk soru geliyor. Buraya İzmir'den Tesla'yla mı geldin? Hayır. Tesla'yı test etmek için almıştım ben. Arkadaşım almıştı. Ne, hangi Tesla'nın hangisi? Long Range mi? Performans mı? Yani Model Y'di. Zaten Model Y'den başka bir şey yok. Niye oğlum, diğerleri de var. S'te kullandım ben. Şeyde onlar kullandım. Yurt dışından geliyor, sonra buraya kayıt yaptırıyor. Tesla'dan şu an sadece... Tamam oğlum, almadım ben de zaten. Test yaptırdım sen. Sen ne vardı? Model Y vardı. Model Y vardı aynen. Tesla'ya bayılıyorum bu arada. Hastasıyım ben yani Tesla'nın. Yani kesinlikle yani. Ondan dolayı aldım. Arabayı ben. Çok... Almış gibisin zaten. Hiç merak etme, belli ediyorsun yani. Daha İstanbul'da yaşıyorsan müthiş mantıklı bu arada bence. Yani. Evet. Tamam yakmıyor ama bu sefer de gidemiyoruz ya. Varamıyorsun yani. Çünkü iki kere, üç kere falan duruyorsun. Bir vallahi tane dedi biliyor bir musun? Bir tane şarj istasyonu bozuk olsun patlıyorsun falan. Ben, o yüzden arada... ben o yüzden almaktan vazgeçtim ya. Yoksa ben Porsche satıp Tesla alacaktım yani. Ben dedim bu arada. O kadar sevdim ekibe Tesla'yı. Dedim ki Anıl dedim galiba Tesla ile geliyor. dedim muhtemelen dedim geç kalacak dedim. Ama Tesla ile gelmiyormuş, ona rağmen geç kaldı. Model Y de bizim Halil'in kafa hala ABC'de de. Hala kanka bak 120 lira yaktım. 110 lira yaktım. Ya. Sadece onunla yaptım. Evet, evet. Adamın Tesla anlayışı bu olabilir ama mi? Ama yani şey resmen şehir içinde para ödemiyorsun. Ödemiyorsun. Halil sen bir çakallık yapmıştı. Onu söyledi, adam pahalıya almasın. Ne yapmıştın kankam? Bütün Tesla severlere şunu bir açıklasana. Şöyle bir şey sitesinden arkadaşlar, sitesinden alıyoruz ama bana sitesinden alırken full self driving, geliştirilmiş otopilot gibi özellikleri almıyorsunuz arkadaşlar. Bunu uygulama üzerinden alıyorsunuz. Çünkü şeyden aldığınızda artı ÖTV biniyor. Ama uygulamadan aldığınızda çok mantıklı. Uygulamadan aldığınızda KDV oluyor. Kanka yani, çok iyi değil mi? Adam çok iyi ya. Onu da gider gösterebilir miyim app'ten alıp? Falan diyor adam. Gösteriyor abi. Gösteriyor. O şekilde gösteriyor. Apple'a fatura yapar. Onu yapacak abi. Evet, evet. Apple'a fatura edin. Oğlum bildiğin şeyden Apple'dan alıyorum. Bakım parası gibi yani. Aynen, aynen o şekilde abi. Bunu da siz bilin arkadaşlar. Ama bu suç olabilir. Bunu yatırım tavsiyesi değil. Yatırım tavsiyesi değil. Abi bunu Tesla söylemiyor çünkü. Biz de söylemedik. Biz de söylemedik. Ben oğlum böyle bir şey biliyorum. Tesla niye söylesin ki zaten? Ne söyleyecek Tesla yani? Bunu şeyden devlet hukuken söylemiyormuş.
Kim diyor bunu sana? Direkt Tesla görevlisi dedi. Demedi lan oğlum, biz tut oğlum bana, dememiştir bana ya bunu, adam. Oğlum, Allah Allah. Ya bana bunu ekin kollama dedi kardeşim. Gidin ekin kollamayı tutuklayın anasını satayım. Bulun lan onu. Allah Allah. Vallahi gidin ekin kollamayı dedin yani. Oğlum bundan da tutuklanılmaz herhalde ya. Vallahi Tesla devletten dolayı söyleyemiyor dedi bana. Bilmiyorum. Tam Tesla söyleyemez. Sen söylersin. Evet ben söyledim Tesla ama bilmiyorum abi, işte ülkede her şey sorun anasını satayım yani. Evet böyle bir özellik var arkadaşlar, haberiniz olsun. O zaman asıl merak edilen soruyu soralım. Deprem albümü için kim itiraz etti? Kim itiraz etti? Yani kim kabul etmedi yani? Şu olayı bir baştan işte, anlatsam. Evet abi, çünkü biraz önce buraya ya. Şeyden geldik. Yani Ceza'nın videosunu izleyip geldik biz buraya. Evet. Ceza abi şey diyor yani, ben kabul ettim diyor. Ama Sagopa'da kabul etmedim diye tweet'i var. Bilmiyorum gerçek hesabı mı o? Bilmiyorum. Galiba gerçek hesabı. Twitter'da mı açıklamış Sagopa? Twitter'da öyle bir düet yok sanki yazmış. Sanki benden o kendi resmi sayfası değil gibiydi gördüğüm ama ha yok, kendi Twitter'ında yazdıysa o ayrı mesele. Öyle bir düet yok ama şöyle bir düet var yani. Normalde Ceza'da Sagopa'da olduğu toplu bir şarkıdan söz ediyoruz orada yani. Fight Club gibi. Benim yani. Zaten orada röportajımdan orayı kesip sonra servis etmişler her yere yani. Sagopa Ceza düeti var falan. Halbuki öyle değil yani. Konuşu ki Ceza da Sagopa da projenin içindeler yani. Ve bir şarkı düşünüyoruz ki 8-9 kişi var. O şarkıda Ceza Sagopa da var hani. Yani Ceza ile Sagopa ikisi tek başına şarkı yapacaklar diye bir şey söz konusu değildi yani. Herkes bir 2-3 bar girecekmiş yani işte. Herkes, yani Fight Club gibi yani. 8 albüm. Zaten bizim röportajda 8'den başlıyor konu. 8 albümün gibi bir şey olmaz mıydı Depremzede de? Hani o albümde böyle bir proje olmaz mıydı? Vardı, daha güzeli vardı diye ben açıklama yapıyordum yani. Ama orada tabii o kısmı almayıp sadece Ceza Sagopa şarkı yapıyormuşçasına servis etmişler. Ama orada toplu bir düetten söz bahsediliyordu. O toplu düetin içinde Ceza Sagopa'da vardı yani. O yüzden Sagopa öyle bir düet yok yazmıştır. Çünkü ikisinin düeti değildi. Ama 8-9 kişinin olduğu düete ikisi de girmeyi kabul etmişti yani. Ya ben olurum dedi. Ceza'dan çok güzel bir şekilde açıklıyor yani. Ya biz hani rica ettiğimiz olur, ne gerekiyorsa yapmalıyız diyor yani. Sagopa'yla da Şehinşah konuşuyor. Sagopa'nın birebir konuşmasından haberdar değilim ben. Sagopa da kabul ettiğini söyledi. Ben de Şehinşah da bana söyledi, çok sevmiştim ya. Yani sonradan vazgeçmişse veya bir şey olmuşsa benim haberim yok bununla ilgili. Biz hani denk geldiğimizde Sagopa'ya hiç böyle bir şey konuşmadık yani. Ama sonradan vazgeçmiş olabilir. Orasını bilemiyorum yani şu anda ben. Ama onun düet yok dedi. İkisinin bir yani sadece o ikisinin olduğu bir düet, öyle bir düet yoktu gerçekten yani. Ama toplu bir düet söz konusuydu. Ben de olacaktım işte, içinde şey inşaatta olacaktı şarkının. Hani işte belki Kili Hakan, birkaç isim daha böyle hani birbirine zıt isimler falan denk getirmeye çalışıyorduk yani. Öyle bir amaç uğruna vardı. Birleştik hissiyatıyla gitti. Neden ondan sonra sence? Sonradan işte hani aslında yani bizim nesilde mesela şey var. Biz hani o amaç uğruna gerçekten bazı şeyleri kenara bırakabilecek olgunluktayız yani. Ama gençler biraz şeyler, birbiriyle gerçekten anlaşamıyorlar yani gençler. Ha Sagopa Ceza dışında da böyle şeyler. Ya evet, diğer şeyler, diğer çocuklar da böyle çok birbirleriyle meç edemedik yani. O zaman o albüm fikri böyle şey oldu. Heves kaçırdı. Yani o istemem onunla. O zaman işte patronla şey Hayki'nin muhabbeti vardı. İşte patron istememiş yani Hayki ile yapmak. Hayki de onu açıklamış zaten Twitter'da falan. O olunca bu sefer tam böyle bizim amaçladığımız şekilden bozulmaya başlayınca bir enerji kaybı oldu. O zaman da benim de çok böyle bir sürü şeyle uğraşıyoruz zaten ister istemez. Kendi elimizden geleni yaptık zaten Depremzedeler için. Hani albüm herhalde dedim iptal oluyor. Ama şey inşallah işte geçen gün konuştuk, iptal etmiyoruz albümü şimdi. Yani bu şeyin üzerine, aynen bu olayın üzerine, madem öyle herkes beklenti içerisinde bununla ilgili. Yani gerçekten bir şeyler yapılmasını insanlar bizden bekliyorsa tamam, o zaman hani biz kim var kim yoksa onlarla yapacağız yani. Artık herkes kim ne derse hani işte olmak isteyen herkese davet ediyoruz yani ve olabildiğince iyi bir kadro çıkarıp iyi bir sonuca verip. Kimse var mı? Efendim? Garantileşen kimse var mı? Ya var ama şey yani şu an hani böyle bence zamanla olabilecek herkes, ya vaktini ayırabilecek herkes olacaktır yani. Hani projesi zamanı uygun olan bütün rapçiler girmek istiyor yani herkes zaten. Biz doğru düzgün toparladık mı şimdi şeyi, hani gidişatı. İstiyoruz ki şey tam böyle bir yıl geçince yani birinci yılında depremin hani şey yayınlayalım istiyoruz albümü. Yetiştirmeye çalışıyoruz şu anda. Uzun lafın kısası, olmak isteyen herkes oluyormuş. Ya şu anda tekrardan bir alevlenince orta olay, biz de tekrar bir heveslendik yani. Madem böyle bir beklenti var ama. İnsanlar hep şey dedi, Ceza Sagopa olsa yeterdi, gerisi olmasa da olurdu falan ama
tam öyle bir şey söz konusu değil yani. Onlar tabii ki de ikisinin şarkı yapması herkesin hayali. Eyvallah yani. Ama orada çok daha büyük bir amaçtan bahsediyoruz. İnsanlar düetin peşinde, biz bir yardımın peşindeyiz yani. Yani insanların derdi ona düştü yani. O yani düeti gör. Ya sonuçta biz bir para yaratma derdindeyiz. Evet, evet, biz şimdi gidip... Sizin amacınız belli de. Biz 1 milyonluk bir yardımdan değil, işte bir 10 milyonluk bir en azından bir yardım yapabilmenin peşindeydik yani. Yoksa zaten herkes atsın 50 lira cebinden, yollayalım. Zaten öyle yaptık yani. Önemli olan biz bir değer yaratalım, farkındalık yaratalım ve büyük bir albüm satalım. Biz o albümü şirketlere teker teker götürüp açık arttırmayla satacaktık yani. He, öyle yani, öyle bir niyetimiz vardı. Evet, sadece dijital telif falan değil yani. Telif değil. Telifle olmaz. Telifle yürümez iş. Çünkü telifle yürüyecek bir iş yok orada. 3 ay sonra geliyor bir tane şarkının parası. Bilmem ne kaç para gelecek, ne olacak. Hiçbir işe yaramaz o. Yani orada düzgün bir para, toplu bir para gönderebilmekte amacımız bizim yani burada. O yüzden böyle bir şey kalkışmıştık. Match olan olmayacak isimler olsun. O zaman albümün değeri 2 katı artacaktı yani. Ama o sürede tam öyle gelişmeyince bizim de hevesimiz kaçtı yani. Ama şimdi tekrar kovalıyoruz. Şehinşah bir sürü şarkı hazırladı, yolladı. Mesela benim hiç beklemediğim isim Hidra ile şarkım var mesela albümde. Evet, ben de Hidra'yı çok severim. Abi. Yani bizim, yani onunla mesela hiç düetimiz yok yani böyle. Öyle birbiriyle düeti olmayan... Keyşan var mı? Keyşan olur albümde. Olur. Ya benim arkadaşlarım olur. Ya ben herkesi davet ediyorum ufak ufak. Şimdi toparlamaya başladık yani. Hatta bu hafta ben iyice kanalize olacağım yani. Benim elimde kendi mesela 6 şarkım falan var. Herkese yolluyorum. Hadi girin 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 falan diye. Şu an öyle bir şeyin peşinde. Şehinşah da aynı şekilde kovalıyor. Peki şey diyeceğiz bu konuyla alakasız. Rapçilerin arasındaki bu kavga bir türlü biz yakalayamıyoruz, tamam mı? Böyle işte biz de mesela şunu çağıralım, bunu çağıralım falan şey yapıyoruz. O onunla kavgalı, o onunla kavgalı. Ben de artık yakalayamıyorum ya. Yani yakalayamıyorum. Bunu mesela tam olarak... Bunun girişimi olacak işte. Bunu bizim şirket yapmalı. Kim, kimle, nerede, ne zaman, ne sebeple kavga etti? Rap dünyasındaki her şey. Bunun evet hepini yapmalıyız ya. Yani. Vallahi niye? Bunun tam olarak bir sebebi var mı? Bir de baktığında mesela hepsinin böyle geçmişte böyle bir birlikteliği var bir de yani. Evet. Öyle bir şey var. Şu anki gençler biraz şeyden dolayı çok para kazanıyorlar. O yüzden birbirlerine de böyle ekstra bir yarışa girmişler gördüğüm kadarıyla yani. Bizim dönemde öyle bir şey çok fazla yoktu. Ha, para o kadar dönmüyordu diye. 3-5 kişi birbirini severdi, sevmezdi. O da basit nedenlerdendi ama bunlar gerçekten bir şeyler yaşıyorlar ve ben asla takip edemiyorum yani. Asla evet abi ya, şunu yani çağıralım diyoruz, o onunla olmuyor, o onunla olmuyor. Bir şekilde birbirlerine söyleyebiliyorlar, internetten konuşabiliyorlar. Bizde biraz daha şeydi o durumlar, biraz daha alttan yürürdü. Bana bir şey diyecekse Twitter'dan yazmazdı yani, arardı beni direkt. Anladın mı? Bana seni s**tim yani kim şey yapacaksa internetten şov yapmazdı yani. Şova gerek yok. Bizim dönemimiz çok iyiydi. Hülya Avşar'la Gülben Ergen birbirini yerdi, biterdi konu. Biz de o kadar yüzeyseldi. Konu o kadardı. Bununla rap abi yok derin. Para işin içine girince mi? Tabii bu bir bence şekilde... oldu. Ya, o erken ünlü oldu çocuklar. Yani böyle hani gençler. Bir de bir anda oluyor ya. Bak ben Survivor'a gitmeden önce şey yoktu. Neydi o ya, bir tane daha blok. Blok yoktu. Geldiğimde bütün liste bloktu mesela. Hiç yoktu abi. Ben Survivor'a gitmeden önce. Şu an çok hızlı değişiyor her şey. Evet, çok ben hızlı değişiyor. Ben algılayamadığım birkaç konu var. Ben de algılayamıyorum bu müzik arada yani. Çok takip eden biriyim. Popçularla, rockçılarla çok çalışıyorum ama trendi neyin belirlediğiyle alakalı bir şey yok. Hızlı tüketimsel bir şey var. Mesela sence bu bir anda gelen Halil'in dediği şey çok iyi yani. Listede görüyorum abi 4 tane 5 tane şarkı. Sence 2-3 yıl devam edecek mi? Ya da ne kadar sürdürülebilir olacak? Ya da 3-4 yıl sonra taşlar oturup regüle olacak mı bu sistem? Ne bilmiyorum olacak ki yani, açıkçası ben de kestiremiyorum yani. Herkes öyle diyor. Bunlar geçici. Bence bazıları kalıcı olacaktır o yani. Yok şeyden dolayı yani diyorlar ya mesela arabesk, pop ve şu an rap diye mesela. Bundan sonra da tekno falan diyorlar da. Yani böyle bir şey olabilir mi falan diye. Ya artık bence müzik tarzları tamamen artık egale olmuş durumda. İsimler artık hani ne yaparsan. Neyin tutacağıyla ilgili hiçbir fikrim yok benim yani. Tekno da tutabilir. Yani pop da tutabilir. Bak şimdi işte en son gördüm işte Kibariye üstlerde, evet, çok... Sibel Can üstlerde falan bir kaos var listede, inanılmaz Zerrin bir kaos Özer var. Evet evet, Zerrin Özer. Bu ya şarkı bilemiyorum şu an ama ne alaka dediğim bir... Ya o yine yeni şarkı, hadi bir nebze olabilir de Kibariye... Kanka 10 yıldır şarkı çıkarmıyor ama Zerrin Özer ya. Ya o işte Simge'nin şarkısı gibi yani, o da kaç yıllık şarkı yeni patladı ha falan işte. Ya yani şu anda internette bir şeyin viral olmasıyla yani yürümesi müziğin tarzıyla falan alakası yok yani. Gerçekten hani şu anda bir TikTok'ta bir tane videonun patlamasıyla ilgili bir bence şey oluyor bu yani. Bu mu daha iyi, yoksa 20 yıl önce bize kim ünlü olursa, bu ünlü diyorlardı onu dinliyorduk ya, yapım şirketleri. Hani her yerde Serdar Ortaç çalıyor. Yani iyidir kötüdür değil konu.
Ama hep ona maruz kalınca o ünlü zannediyordu. Aynen. Şu an ya biz şimdi belirliyoruz da dahi değil biz mi? Biz belirliyor gibiyiz ama yine biz de yine maruz kalıyoruz. Yani internetten maruz kalıyorum bu sefer. Daha kötü maruz kalıyorum. Ama en azından bir nebze sen dinlerken seçebiliyorsun. Yani sen dinleyip viral olan bir şey çirkin olduğunu görünce dinlemiyorsun sen. Yani biraz hani senin algında bir şeylik varsa, müzik konusunda seçiciysen veya müziği seviyorsan dinlemek zorunda değilsin en azından. Eskiden zorundaydın. İşte platformların müzik listeleri de etkili değil mi bununla? Evet. Yani onda sanki birazcık dayatmaymış gibi. Tabii canım. Kral TV'nin zamanının şu Spotify'ın bir farkı yok yani şu an. Şu an için yok. Yok yani. Ya ama şeyde 15 ama yani yıl önce derken yine şimdi, iyi yani. Hani yani evet kesinlikle. İyi müzik yapmak 15 yıl önce yeterli değildi ya. Tabii ki de kesinlikle. En azından bizim elimizde her şey. Bizim elimizde bir şey var değil mi? Benim de hoşuma gidiyor. Kesinlikle. Mesela independent label'lar dünyada %33. Evet zaten dinleyici de aynı şekilde. Dinleyici de müzisyen tarafı da kesinlikle. Yani 15 sene önce mi olmak isterdin? Ki 15 sene önce de vardı bana ama. Işte. o yüzden sorayım dedim biraz. Bugün mü desem bugün de. Bugün tabii değil mi? Aynen. O sırada bana mesela Bandrol'lü albüm çıkardım ben ilk defa kendim 2013'te. Bandrol'lü albüm çıkarır çıkarmaz biz tanışmışız o zaman. Aynen yani o zaman bile daha yani işin sonlarına doğru gelmesine rağmen o albümü çıkarmak için o kadar zorlanmıştım ki yani. Yani o algı yıkması çok zor oldu. Allah'tan açıldı yani Spotify, YouTube vesaire. Yoksa bizim halimiz şeydi yani. Harapti yani harbiden. Rap müzik çıkamazdı. Rap müziği bir şey kurtardı. O yüzden çok büyük hainlik etmeyeyim de yani. Sen de bir Acun abinin kapısından geçtin ama. O ses değil mi? Rap ya Acun abi yani şeyde çok sonradan çok denk geldim de o zaman internetten videoları izleyip çağırıyorlardı. Öyle çağırmışlardı bizi de. Peki kanka düet yapacağın kişi neye göre seçiyor? Mesela en son bizim Aleyna. Aleyna bu arada bizim ajansı biliyorsun değil mi? Aleyna dedi. Doğru temiz söyledin. Aleyna bizim ajansıydı ve bizim adadaydı. Dominik'ti. Neye göre seçiyorsun? Ya yani müzisyenliğini beğenirsem hani ben gelen şarkı mesela tanımadığım biri ise şarkıyı beğenmem lazım. Hani gelen şarkıya bakıp. Ha şarkıyı veriyor ilk önce sana. Tabii düet teklifi şöyle olur. Tanışmıyorsak diyelim yani. Ben işte senin müziğini beğeniyorum. İşte böyle bir projem var. Senin de yakışacağını düşünüyorum diye geliyor insana genelde. Ben de şarkıyı dinleyip şarkıya yükselirsem yazıyorum yani. Ama şarkıya yükselmezsem olmuyor şarkı. Ama arkadaşlarla zaten bir şekilde bir araya gelince müzik yapıyoruz yani. Veya işte düşünülüp bir proje yine bir araya geliyoruz yani. Eski düetler zaten bizim bambaşka. Ya da bir araya gelemiyorlar. Bizim eski düetler, eskiden düetler zaten stüdyoda oluyordu sadece yani. Yani uzaktan yapmıyorduk bile doğru düzgün. Sonradan uzaktan yapmaya da başladık. Ama yan yana yazıyorduk yani o zamanlar. İlk 8 zamanı. Daha samimiyim. Yani o zaman birbirimizi çok biz mesela gelişimimizdeki en büyük etkilerden biri yan yana rap yazıyor olmamızdı. Çünkü herkes birbiriyle bir yarış içerisinde oluyordu ister istemez. Herkes birbirini geliştirebiliyordu böylece. Yani ben o yüzden rapçi arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Çok yani çok dirsek teması müzik ürettik yani o zaman. İşte yani Ezel, Keyshan, Red işte o işte Indigo Nomad vesaire o zamanki tayfa böyle birbirimize göstererek nasıl sen ne yaptın ben ne yaptım şurasını düzelttim burasını düzelttim derken herkes kendi gelişiminde böyle çok birbirinden yararlanmış oldu yani. O yüzden düet yapmak çok keyif veriyordu o zamanlar. Şimdi de projeye göre değişiyor yani iş nasıl ilerledi. Peki Bırakman Doğru mu 3 ne zaman geliyor? Bilmiyorum. Bırakman Doğru mu 3 bir projesi vardı aslında bir şey. Vallahi mı? Evet aslında. Oğlum bayağı ben yazdım. Hızlı ve öfkeli gibi ona kadar gidecek herhalde. Ya sonra... Gitsin bence ne zararı var ki abi? Yani Bırakman Doğru mu 1-2 olmasını Zeynep istemişti. 2 olmasını. Yani çok rapçi bir karardı. Dedim niye yani böyle bir şey istiyorsun? Başka bir isim koyalım falan. O böyle hani eskiden bizde seriler oluyordu rapçilerin. Şu Sokrat'ın falan öyle şarkıları vardı. İşte Elveda 1, Elveda 2 diye. Şanlışer falan da yapıyordu. Evet. Çok o devamı gibi. Zeynep'in de içinde old school bir rapçi çıktı yani. İçinden. O yüzden öyle seri olarak devam ettirmek istedi. Ama üçüncü şarkıdan şu an için emin değilim ne zaman çıkar. Ne olur ne biter. Çıkar mı çıkmaz mı? Emin değilim yani. Peki müziği mesela şu an eskiden mesela bir albüm için yapılıyordu. Ama Hı-hı. Şu an mesela hani TikTok'a bu şarkı gider ya. Ben bu tonda böyle yapayım. Böyle yapıyorlar. Sen de yapıyor musun mesela? Yok. Ben yani onu kendime yediremem açıkçası. Reggaetonlar genelde gidiyormuş gibi sanki. Ya yani. ne gitti hiç belli olmuyor. Ali, ne tuttuğu hiç belli olmuyor. Arabesk mi tutuyor, şey mi tutuyor? Afro-Amerikan reggaeton da ya. Yani işte hangi dandik söz daha çok tutar bilmiyorum ama yani onu düşünerek yani, müzik yapılmaz yani. Benim en azından buna lüksüm var. Ben kalkıp TikTok'ta tutar bu şarkı diye bunu yapayım da çok
tekrar patlasın, şöyle olsun böyle olsun diyecek kadar kendime saygısızca müzik yapamam yani. Ama yani bunu düşünebilir, yeni nesil için garip gelmiyor ama benim için büyük garip yani. Artık Spotify için de yapılmıyormuş gibi geliyor ya. Direkt böyle TikTok için yapalım baba, bunu vuralım geçsin. Kanka Spotify ile YouTube'un çok farkı kalmadı. Eskiden haftada iki video atıyordun ya. Şu an biraz oraya evrildi maalesef bence. Evet evet ya, ben onu düşünerek yapamam. Benim buna lüksüm var yani, illa şey, ama yapabilen de yapıyor ama herkes de beceremiyor. Onu da becermesi zor yani. TikTok'a göre yapayım, orada tutsun. Belli olmuyor. Şansına gidiyor. Oğlum hepsi Allah'ın yürü ya kulum ders abi, oluyor bence. Aynıymış gibi geliyor ki zaten. Kanka ama işte şarkıları. Günün sonunda müzik ya. Yani ne olursa olsun bir tane bir şey anlatacağım ve karşıdaki adam bunu yaşamış olmalı. Yani kuralı varsa zaten hadi yap, hadi dinlensin 30 milyon. Net bir kuralı yok, yok kesinlikle. Şey yani. Ne olacağı belli olmaz yani. Rap dünyasının bir geliştiğini düşünüyor musun? Gelişti, değişti. Evet. Yani rap buna müzik... ayak uydurdu mu peki? Ben uyduramadım. Yani ben yeni çünkü TikTok için video yapmıyorum. Yani yani yeni nesil bizden sonra Z kuşağı mı? Biz Y kuşağı mı kaldık? Y kuşağı. Yani işte Z kuşağı. Artık. Sen 92'li misin? 90'lıyım. Sen 10 sene hepimizden büyükmüşsün. Evet. Tamam, mutlu olun şu an. Yani Z kuşağının şeyini yakalayamadım ben açıkçası. Hani o yüzden hani ben kendi klasiğimde kalmayı tercih ediyorum bu ara yani, kesinlikle. Hani böyle yeni tutan bir şey hadi ben de yapayım demiyorum yani. Öyle olunca keyif vermiyor bana. Şu anda hani sonuçta rap müzik tutuyor mu tutuyor. Rap olsun çamurdan olsun derim ben. Onda sıkıntı yok yani. Rap müziğin Türkiye'de yayılması bizim gururumuz yani. O yüzden hani her türlü çok daha iyi yani her şey. Bu rapin tam patladığı zamanlar ya. İşte Ezel'in, senin işte kafa onlar falan patladığı zamanlar çok fazla bu rap değil, böyle rap olmaz, şu rap değil falan şimdi diye böyle de var aynı şeyler işte, hep söyleniyor. Bu ne oğlum peki rap mesela rap herkesi ne? Bunun kuralını kim koyuyor acı ya? Kim bana da bir söyleyin abi, sen artık kim koyuyor rap meclisi misin yani böyle bir şey yok zaten. Bir de yazanlar ya, bunlar şey ya, troll, anladın vallahi mı? Kusura bakmayın, rapçi yani. Kendine rapçi diyen arkadaşlar diyor bu cümleleri, ben söylemek zorundayım yani. Ha ya aslında ha, o ya da bu arkadaşlar aylık 1.5-2 milyon dinlenen arkadaşlar, onu da söylemek yani isterim. Yani rap ya, olabilir, herkesin kendi şeyi. Bu rap değil. Ya şimdi herkesin o rapi, sana göre mesela. Herkesin rapi kendine anladığım kadarıyla. Çünkü bu kadar yıldır yani. Yani onu diyebilecek başka bir şey yok. Bu Amerika'da da var yani. Ya evet, sınıfta akta mesela işte o hançoları falan eleştiriyor. Hani falan kanka diye. Tarz farklılığını anlarım da. O rap değil bu ya, hepsi kötü olamaz bir şeyin yani. Bir mesela arabeskin de iyisi vardır, pop'un da iyisi vardır. Ben çok gördüm gerçekten, başka rapçileri hiç sevmeyen, başka rap dinlemeyen yani, ben doğru bulmuyorum açıkçası yani. Herkes bir şeyler yapıyor ve kendince böyle iyi hissettiren tarz yapmaya çalışıyor. Ya olay şu ki, rap müzik daha çıkmadan önce ya, bunu diyenler çoğu o çıkışı görmeyen insanlar. Yani o rap müziğin çıkışını bilsen zaten bugünkü rapçileri bu kadar ayrıştırmaya kalkmazsın. Çünkü biz rap olarak ayrışılmıştık tamamen. Ayrı dışlanmıştık. Hmm. Sadece rapiz diye almıyorlardı bizi yani. Rap müzik diye giremiyorduk kanallara, televizyonlara vesaire. Yani Ceza işte. Ya bırak iyi kötü olmayı diyorsun bırak yani. Bırak iyi kötü olmayı. Aynen öyle. Doğru, o tarz ama. Mı bu tarz var, mı bırak. Doğru. Yani öyle bir şeyden geldiğimiz için bugün onun ayrımını yapmak doğru değil. Ya o zamanında rockçılara yapılan işte. Gelişti şey... artık. Yiyin ekmeğinizi, susun, oturun aşağı mı diyorsun sen? Ya o ayrı. Doğru bu arada ya. Yıllarca böyle rap gelişsin diye böyle uğraşıp geliştikten sonra bu rap mi ya falan diye böyle konuşmaktan. Yani şey ya, gelişti artık. Onu kimse zaten bir şey diyemez. Gelişti ve hani bence o konu de kapandı. Ama işte dediğim gibi tekrar ayrıştırmaya çalışılmasının sebebi biraz o. Biraz kişisel egolar. Biraz da hani böyle o ayrımı rap müzikten bunu unuttukları için bu ayrımı yapabiliyorlar kendi aralarında yani. Ama beğenirsin beğenmezsin ayrı bir şey, ama sonuçta önemli olan rapi bir şekilde taşıyabilme, o kültürü taşıyabilmekti yani. Ama kültür falan da dağıldı. Yani internetin değişmesi, sanal alemi, TikTok'un çıkması mesela, insanların yani çok değişik... tutan şarkı var mı? Onun benim mi? Kafon mu? Yok, kafonla bırakman doğru mu işte yani. Ama bir de speed up'larıdır kesin. Bir de öyle bir mevzu var kanka. Ama bizim yani biz TikTok yokken tutan şarkılar onlar zaten, sonradan hani TikTok'a düşmüş. Yani TikTok'tan sonra müzik biraz değişti yani, onu görüyorum yani. Evet. O biraz kötü. Çinlilerin yani yaptığı bir şey. Şunu falan yapmaları lazım işte yani. Şu ritmi yapabilmen lazım. Bilmem yani. De. En basit yani dans hareketlerini yapabildiğin ya, şarkı bence olabilir. İyi.
oluyor. Benim anladığım bak, o. Dediğim gibi hiçbir şekilde bir matematiği yok. Senin anladığın da sadece senin algıladığınla kalır yani. Oradaki konu hiçbir matematiği kesinlikle yok. Bir şey olur, şöyle yapıyor adam, böyle yapıyor, aa falan, o da tutuyor. Adam bir tane video var. Meme sadece oluyor, şöyle gösteriyor. Adam olmuş 20 milyon, 30 milyon. Yani evet. Kesinlikle bir matematiği yok. Enerjisel bir durum söz konusu ortada. Ya biraz tabii ki algoritma, hani peşinden kovalama falan var ama orada kendini gösterebilmen işte veya işte yaptığın şeyi insanların da yapacağı bir şeye dönüştürmenle ilgili bir şey. Ne müzik konu ne başka bir şey yani burada. Tamamen bir enerjisel bir durum söz konusu yani. Bir şey yapacağım, bir şey uyduracağım ve o tutacak. Ha, rapçiler yapmıyor ki yani. Rapçilerin TikToker arkadaşları var. Onlar yapıyor gördüğüm kadarıyla yani. Klipleri de mesela ona uygun yapıyorlar işte yani. Oradaki bir dans figürünü yapıp akım başlatma falan. Akım başlatma muhabbeti var. Mesela Berkcan'ın yok muydu işte? Neydi? Tabii denediler. Şimdi diyor. Yemiyor ama mesela. Hepsi yemiyor. Şu an artık yemiyor. Her şarkıda yemiyor. Bir bence tane iki yok. Tane şarkı oldu öyle. Evet. Yani bazı şeyler tuttu. Bence de yok. Ama Drake'in de öyle oldu falan. Ama o da değişiyor. O da çok hızlı değişecek. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Neye göre tutacak bilmiyorum yani. Bu böyle bir şey yok yani. Sen bir şey buldum dersin. O sırada bir bakmışsın geçmiştir onun olayı. Anladın mı? Ben ama böyle çekeceğim videonun tutacağını biliyorum ama. Hatta diyorum ya sana. Bak bu diyorum şu kadar şey yapılacak. Ben de sana diyorum ya kanka bundan sanki bu kadar linç yeriz haftaya da bunun solcusunu çek. Ama sen olaya zaten TikTok ki. İlk önce bir kesimi eleştirdim. Ondan sonra dedi ki bunu şu an atalım. Bir hafta sonra da solcusunu çekelim dedik. O da tuttu mesela. O da tuttu. Yani, o çok fena şey yaptı. Büyük linç yedim onlar. Sen gördün mü onun Cihangir'i de. Sanat bildiğin, sepet çayfa diye bir video attı ya. Oğlum bildiğin şey ana haberde falan eleştirdim. Ya. Ya İrfan Değirmenci koskoca Halk TV'de adamı eleştirdi ya. Diye bir çocuk var falan diye böyle çıktı böyle yapıştırdı geçti yani. 36 milyon görüntüleme vardı 2 günlük Twitter'da. 2 günlük anladım. Görüntüleme. Tweet mi? Evet. Ha videoyu Twitter'a mı attın? He. Anladım. Öyle bir haşma sapan. Sen daha kimi çünkü sen Vine'dan çıktın. TikTok'un bugünkü hali yani. İşte Vine'la çıktın yani. Sen biraz evet. Daha ayık bir zahmet anasını satayım yani. 12 yıldır var. Atasısın. Dinozor. Ya, ben mesela şarkıyı sen... biliyorum mesela. Anladın mı? Bu şarkı diyorum Twitter'da bir yerde tutar. Bir şarkım çıktığında bu şarkıyı beğenirler, bu şarkıyı beğenmezler diyebiliyorum. Anasını satayım. bu kadar bir arası bir şey. Sonuçta seninki yani tabii ki de yani erişimle ilgili bir durum ama bir şey, şarkıda şey diyeceğim. Şarkıyı evet. Etkileyen çok şey var. Sizde işte video çıktı, video listeleri falan diye bir şey olmadığından öne çıkan bazı şeyler olmuyor. Kendi algoritması neyse orada devam ediyor olay. Birkaç böyle bir matematiğe girip mesela ben böyle bir şarkı yaparım ve tutar diyor musun peki? Yok diyemiyorum ya. Belli olmaz. Ya yani mesela düetlerimizde daha böyle şey oluyor. Daha biraz daha güç birleştirdiğim için daha garanti oluyor. Ama onun için Ali ile yaptığınız şarkı ne oldu? Tuttu mu? Yani kendi hatırı sayılır tıklanıyor diyeyim yani. O kadar Aleyna Survivor'a şey gittiğinde tutabilir ama. Orada evet zaten orada hızlandırdık olayı zaten. Biz de yani Acun abi paylaşacak falan diye. klasik. Acun abi işte şeyi Aleyna'yı o gün paylaş şeyin. Duyuracak. Duyurdu o gün. Biz hemen o arkasından video. Arkadan. Ama bak yemezse yemiyor işte. Anladın biz mı? Furkan Kızılay'a şarkı yaptık ya 17'sinde de o çıkıyor. O da Acun abi duyuracak diye hemen teaser yaptırdım Kaan'a. Aynı mı? Kafa aynı çalışıyor. Ya sabah aramış biz öğlenine video çektik yani böyle. Bir de şarkıyı dinledi. Acun abi beğendi falan. Hani Acun abi güzel oldu falan deyince biz gaza geldik. Stoller kaç görüyor ki? 1 milyona yakındır bence. Bence de fazla. Peki takdire şayan. Sorsaydın oğlum bazen ne soruyordu? Sormadın mı? Acun abi. Sen gördün en yakından ama. Ben Acun abiyle o kadar muhabbetim olmadı yani. Senin ne oldu? Sen bakmıyor muydun? Instagram abi bir bakayım. Benim çok bakayım. Oldu ya. Ben 8 ay aynı odada yaşadım egzen kurulduğunda. Tamam, Levent'te o meşhur toplantı odasında yanında bench'te oturuyordum. Yedek kulübesi gibi oturur gibi. Ana masaya geçemiyoruz oğlum. O kadar yok abi yoktu. Acun abi geldiğinde böyle bir herkes böyle bir toparlanıyor. Anladın yok. Bak şu şekilde oluyor herkes. Bir tane video var ya. İçeri para giriyor çünkü. Azerbaycan'da bir tane bir şey var ya böyle yemek yerken herkes böyle bir şey oluyor ya düzeliyor ya. Acun abi geldiğinde herkes böyle bir düzeliyor abi. Ya adam bir tık kral ya adam yapacak bir şey yok. Ama ülkesi var lan. Domine adam ülkesi abi. Orada da yaşadım 6 ay biliyorum. Biz kaçış çekmeye gittik kameralar tamam, şeyde Acun'a kaldı. Kim daha yakın şeyin mi için tartışıyorsun yani. Abim senin olsun. Acun abi programına döndürdüm. O zaman ben Acun Medya'da çalışıyordum işte zaten. Botuna bindin mi o hızlı giden botuna? Kanka adadayım ben nasıl bineyim? Ya binem olmuş adadasın nerede bilmiyorum. Ona yarışmacıları bindirmiyor. Sevdiği dostlar onlar. Acun abinin şeyine binmedik de yani sürekli o hızlı bottaydık işte zaten. Ama Acun abi kendi jet motorunu diyor. Yok ona binmedik abi.
Onun için de story atmadıysan Acun abiyle yakın değilsin. Sen yakın değilsin. Sen var mı? Yok. Olursa bir gün yakın değilmişiz demektir. Böyle bir şey asla kovalamadım oğlum, biliyor musun ya? Kovalamıyor kanka, kendi geliyor gördüğün kadar. Yok emin ol kovalıyorlar. Ama senin cinsiyetin. Emin ol kovalıyorlar yani. Kovalıyorlardır belki, bilemem. Kovalıyorlar yani, ben hiç öyle beni bindir gezdir falan asla hiç demem yani, imkansız. Utanırsın. Çok mütevazısın ya canım kardeşim, kanka, çok mütevazıdır. Ama Acun abi birazcık böyle istemen lazım yani, anladın mı? Tabii böyle bir böyle dua abi eder gibi istemen lazım. Ben Acun abinin mesela uçağına bindim, biliyor musun? Belgesel çektim. Tamam, Survivor belgeselini. Bu uçağını belgeselini çektiğimde uçağa binip görüntü alıp geri çıktım. Tamam kazandın. Ama uçmuyor yani, teker kesme yok yani. Kanka sen bile daha yakınsındır ya. Peki şu an takdire şayan bir şey yaptın. Bu aralar çok fazla takdire şayan. Hani depremzedelere albüm. Ya o şey şayan fikriydi. O ben hani organize edebilirim diye o beni tercih etti. Hani şey olarak. Çünkü ben bir hani... Beni şöyle büyük yük bıraktı bu arada. Üzerine bir bomba bıraktı. Bir de şu an bir stüdyo var. Evet, o benim işte hayatımın sosyal sorumluluk projesi. Bu mükemmel. Ben işte yayından önce de söyledim. Acayip hoşuma gitti ya. Ya evet, onu ben neden daha önce yapılmadı diye şu an düşünüyorum yani böyle. Ya tabii bizim gibi hani işte, halkın arasından gelmiş rapçiler olarak böyle yani. Ya gerçekten ben Karşıyaka Çarşı'da büyümüş bir yani gencim. Orada da hani rap yapan çok insan beraber büyüttük işi. O dubleks bir tane ev vardı ya. O Alay Bey'deydi. O benim, o bile dördüncü stüdyom benim, düşün yani. Onun öncesi var. Biz Ezel falan hep beraber tanıştığımız şey Karşıyaka Çarşı'dır yani. İşte benim Cashflow'larla tanışmam, Monomen'ler vesaire. O zamanki İzmir Tayfa, İzmir Kos, Ege Çubukçu vesaire. Böyle hani bir çekirdekten gelme durumu vardı. Biz hani o dönemde bilene o kadar çok kayıt alınıyordu ki. Ben stüdyoculuk yaptım biliyorsun 17 yaşında, 18 yaşında. Kendi stüdyomu açmıştım Karşıyaka'da. İlk para kazanma şeklim bu benim. Stüdyo açarak yani. Ondan sonra bir baktım kendi paramı kazanabiliyorum. En sonunda iş ilerledikçe kendi şarkılarımı pazarlamaya başladım. Kendi şarkı tutunca stüdyoyu kapatıp kendim devam ettim tamamen yani. Yoksa bir süre stüdyoculuk yaptım. O yüzden biliyorum onun nasıl bir ihtiyaç olduğunu. O yüzden sosyal sorumluluk projesi olarak hani bunu söylüyorum ama aslında olması lazım zaten her yerde. Normal şartlarda. Nasıl faydalanacağız? Nasıl işleyecek olarak? Yani ben şeyi anlamadım abi, mesela. Nasıl, belediyenin nasıl kursları var? Selamun aleyküm gidip gidiyor mu? Hayır yani. Oraya da giderken yazılıyorsun, kayıt oluyorsun, bir şey oluyor. Basit tamam. Prosedür çok zor değil. Benim tasarladığım şey şu, hani şekli şu. İnsanlar demolarını şu anda telefona bile kaydetseler, atıyorum işte altyapısını. Yani genelde zaten hani rap müzik yapan çocuklar daha fazla talep gösterecektir. Ona eminim ama şu an bir şarkı yapmadan önce ne yapıyorsun? Telefona kaydediyorsun bir. Anladın tamam. mı? Altyapı, ya gitarla bile yazsan bir telefona kaydediyorsun. Bize ad soyad TC demo yollayacak insanlar ve demoları dinleyeceğiz. Ya yani kayda değerleri kim kayıt dinliyor? İçin çağıracağız yani, anladın mı? İşte senin ekibin 3 kişi, 3 kişilik bir şey var orada, ekip var ya. Yani. Biri mix, biri kayıt, biri de organizasyonda yani. Organizasyon randevuları ayarlayacak tamamen. Demoları dinleyip ona sırasını verecek yani. İyiden kötüye doğru sıralama durumu söz konusu olacak yani. Aşağı yukarı tabii bu. Ha sen o zaman şunları da hazırlıklı ol. Ha, beni niye çağırmadın? Tabii tabii hazırlıklıyım tabii. Ama ben zaten baştan söylüyorum. Yani ben oraya bir şekilde yığılma olursa tamam, inşallah da öyle olur. Herkes dibine kadar faydalanabilecek bir şey değil. Yetenek söz konusu olacak burada yani. Bir şey önceliklendirmek gerekiyor, önceliklendirmek maalesef. Zorundayız yani. Burada bir başka bir skala yok. Her önüne gelen o zaman girer. Yani herkesin merak ettiği şey de bu. Burada hani ben bunun sorumluluğunu alıyorum zaten. Bırak da alayım. 15 yıl olmuş. Ben karar vereceğim yani artık. Yani ki hangisi iyi ve hangisi kötü karar verebilecek bir konumda olduğum için bunu rahatlıkla yapabilirim. Ama çok fazla talep olursa bunu amacım diğer şehirlere de taşımak. Diğer illere de taşımak. Yani ilçelere de taşımak. Bu belediyenin yeri değil mi bu? Evet. Belediyelerin bunu yapması lazım zaten. Olay orada başlıyor. Ya belediyelerin her ilçede bir tane çocukların kayıt alabileceği stüdyosu olmalı. Dünyanın en basit şey projesi ya. Ve hani bu niye yapılmamış bugüne kadar anlamış bile değilim. Ya çünkü hani bu talebin farkında değildi belki belediye başkanı. Sadece kayıt değil değil mi? Mix mastering falan. Tabii her şey olacak yani. Biz
öğreteceğiz, tamamen dijital pazarı da öğreteceğiz yani. Workshoplar yapacağız. Belki influencer tarafı da olacak, bir şey de olacak. Orada workshop alanımız da var. Karşıyaka Belediyesi'nin bize verdiği yer muazzam. Yani belediye başkanı hani bize orada çok büyük kıyak yaptı yani. Çok güzel yerde bize bir bu imkanı sundu. Migros var ya Bostanlı'nın tam ortasında. Onun en üst katı. Ve oradası zaten çok güzel bir sergi alanı var. Dışında başka yerler. Ya belediye zaten orayı bir kültür alanı çevirmek için orayı almış. Ve Kütahm o başındayken projenin, ben orayı yakaladım yani. O yüzden çok güzel maç oldu. Workshoplar da olacak, kayıtlar da olacak. Bazen konserler de olabilecek bir alan. O yüzden böyle çok değerli bir yer yani. Her belediyenin böyle kendi bir yer belirlese ufak çaplı, herkesin yapabileceği bir şey ve diğer kurslara vesairelere göre çok daha fazla talep görecek bir şey yani. Belediyelerin işte el işi kursu, resim kursu, müzik şey kursu falan gibi şeyleri oluyor. Bunları zaten yapmak durumunda var yani. Ve ama duyulmuyor, talep görmüyor falan vesaire. Orada sadece vesaire. Şey değil değil mi yani, rap değil, değil normal. Değil, bütün herkese gelebilir. Tam o zaman. Bayağı sadece dediğim gibi. Ben sadece rap zannetmiştim. Yok yok bayağı, hepsi. Şu an davulda kanal kuruluyor. Kanal kayıt alacaklar falan yani. Ya kanal kayıt alma... Evet alacaklar alacaklar. Çok kanal iyi, kayıt alabilirler. Şey sıkıntı ya. Sıkıntı yok yani. Orada hani müziğini... Ya bir şekilde kanal kaydı alacak grubun iyi bir varsa, bestesi varsa tabii gelip peki, alacak yani, hiç sıkıntı yok elinize onda. Süper. Vallahi tebrik ederim. Sağ ol, sağ ol. Bak benim de yani sosyal sorumluluk projem buymuş diye hani şey yaptım yani. Herkes hani bir şeylerde elini taşın altına koyuyor. Benim de hani burada hani şey en iyi şekilde yansıtabileceğim olay buydu. Arkadaşlar biz de Bağcılar'a wine çekme yapıyoruz. Böyle her hafta düzenli nasıl linç yenilir? Bunları konuşacağız. Bunları ya İstanbul'da mesela 10 tane 20 tane olmalı yani. Yani bundan sonra işte hedefim Ekrem İmamoğlu'na gidip Sayın Ekrem İmamoğlu evet. Benim evimin önündeki yolu kapattın. Ben şu an ta nereden dolanıp ya geliyorum. Ya görüyorum değil mi? Nasıl kendi oğlum sen nasıl bağladın lan buraya? Kağıthane Belediyesi'ne nasıl bağladın olayı? Dur Kağıthane Belediyesi şey değil. Ekrem İmamoğlu bakmıyor tamam. Ekrem Bey siz değilsiniz Ekrem konu. Ekrem Bey siz değilmişsiniz. Pardon. Kanka şimdi bizim bir bölümümüz var. Arena bölümü. Arena bölümünden birini çıkarmak zorundasın yani. Tamam. Sorumuza göre. Her hafta bu soru değişiyor. Tamam. Soru ne? Hangisini düet yapmaya daha zor ikna edersin? Tamam. Ben mi? Ebe seni. Ama mantıklı. Evet. Evet. Ben evet. Sen lan. Sen. Allah. Tamam. Geliyor. Ceza Kontkar. İkisini de ikna ederim ben ama cezalı daha zor olur. Yani. Bir yerde cezalı düet yapması daha zor. Zordur. Evet daha tamam. Zor. Kontkar'la var cezayla tamam. Yok düetim tamam. Zaten. Tamam buradan ceza. Ezel Keyşan. Yani Ezel'i artık bulamıyoruz. O yüzden. O yüzden ne oldu Ezel'e ya? Ezel yok. En son müzik yapmayacağım dedi de. Yok, yok yapmayacağım. Yani yabancı yani. Müzik yapmayacağım mı dedi. Vallahi Ezel her gün bir şey diyor benden takip edemiyor. Dedi. Doğru abi ben abi. Uzi Label C5. Herhalde label'ı daha kolay ikna ederdim. Onunla, onunla konuşuyorduk yani. Tamam. Çakal Semi Cenk. Bu nasıl bir şey? Ben şaşırdım lan. Geçen diye... Semi Cenk'i tanımıyorum, Çakal'ı tanıyorum yani. Şimdi ikinci tur tamam mı? İkinci tur. Aynen. Ceza mı Ezel mi? Düete ikna etmek olsun ama. Evet. Buradan biri çıkacak. Sadece bir kişi çıkacak. Ya Ezel'e deme. Ya Ezel'e ulaşamıyoruz. Ceza'yla en azından konuşabiliyoruz. Ya o zaman yine yani iletişimimiz güzel. 5 yıl sürer. 5 yıl sürer bir gün olur. Yani ne bileyim. Ama Ezel'le iletişim kuramıyoruz artık. Label mı Çakal mı? Çakal daha kolay olur. Tamam. Ezel mi Label mı? Ya yani orada da din Label olur. Çünkü yani diyorum ya Ezel'e ulaşamıyoruz. Doğru. Baktığında orada bütün şeyler kilitleniyor zaten. Aynen. Ama yani Ezel orası yani. Bir Berlin'e gitsem herhalde tam tersi olur tabii yani. Berlin'de de değilmiş gibi sanki ya. Ben görüyorum storyleri sürekli Yunanistan'daymış Yunanistan'a gibi sanki. Yunanistan'a o tatil yapmaya geldiğinde çok story atıyor diye görüyorsun orada. Ondan yoksa Yunanistan'da değil yani. Almanya'da. Almanya'ya gidersem ama Ezel'le yaparız yani. O yüzden hani... Var mı Almanya planı? Var. Mutlaka. Olacak yani. Bakalım gittiğimizde. Artık orada da yapmazsa o zaman söylerim size programı. Senin şu an konserlerin live orkestrayla mı yoksa... Şu an öyle bir niyetim var. Nereden anladın? Ben... Neden biliyor musun? Ben senin o pandemi döneminde bir yerde live konser videoları yayınlıyor evet, da çok hoşuma gitmiş. Ve ilk görmüştüm sizin evet, canlıda. Ya o zaman çok işte benim hedefim şu anda live bandle sahneye çıkıyor. Şu an ona hazırlanıyorum. Besen Şen'in şarkının nakaratları inanılmaz iyi. Yani hep böyle sağ düşünüyordum teşekkür bu arada. Ederim. Şeyde bundan sonra sahneye live grupla çıkacağım. Ya yani şu anki yeni projem ama bundan sonra yani sadece DJ ile çıkmayacağım yani. DJ de olacak ama live band nasıl olacak. Nasıl sezdim? Aynen öyle şaşırdım. Çünkü onun üzerine çalışıyorum şu anda da o yüzden. Oğuz Baydar ne oldu? Oğuz Çakal'ın DJ oldu.
Vallahi mi? Hmm. Anladım. Kanka senin sorun geliyor. Hangisini düete ikna zor edersin? Tamam. Tarkan mı Gülşen? Tarkan edemem. Gülşen ederim. Edis mi İrem Derici mi? İrem Derici'yi çok daha kolay ikna ederim. Çünkü İrem genel olarak bir şeyler yapmaya daha açık biri. Yok, bence. Burada ama Edis çıktı yani. Edis'le de çalışmıştım. Tamam, belki o da olur. Çıktı. Ebru Yaşar mı Gülben Ergen mi? Gülben Ergen daha zor olur. Ebru Yaşar'ı kesin ikna ederim. Çünkü kesin ettim ya. Ederiz yani iyi bir projeyle gidersek. Doğru bu arada görüyorum. Etmeliyiz. Kibariye mi Sefo mu? Kanka hayalim Kibariye olur. Onu ikna etmek için elinden gelen her şeyi yaparım. Sefo'yla zor olur o yüzden. Tarkan mı Edis mi? Tarkan'la imkansız gibi geliyor bana hala. Tarkan burada. Tarkan'ın kimseyle düeti yok sanki. Kibariye ile var. Bir şeyle var. Roka diye bir grup vardı 10 yıl önce. Ölürüm sana iyi bir yaptılar. Ondan sonra görmedim. O da düet değil, o da cover galiba. Kendi şarkısını Roka'yla bir daha hani söyledi ha, falan evet. Dedi. Sibelcan da var. Ya işte öyle Sezen Aksu'yla var mı mesela? O da onun da var. Ya o level'larda çok olması lazım. Ya. Çok zor. Harun niye yapmıyor bu adam? Bayağı duruyor. Beyaz Şov'a da çıkmıyordu. burada Gülben Ergen mi Sefo mu? Gülben Ergen'i daha zor ikna ederiz. Anıl'la belki rica ederiz. Yalvarız. Kanka tanıyorsan bir tanıştır bir şey. Belki Sefo'yu tanıyor musun? Tanımıyorum ben de bilmiyorum. Tanıyorum canım. Gülben Ergen'i tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Ya bak Sefo'ya daha... Sefo'yu ben ikna ederim zaten. Ben tanımıyorum. O zaman tamam bak ulaşırmışız sizden. Tamam Tarkan mı? Gülben Ergen mi? Tarkan yine imkansız oynadı burada. Bu başladığın şeydi. Tarkan'la başlayınca aynen. Evet. Tarkan olunca böyle oluyor. Büyük adammış Vesselam. Bak şimdi o da çıktı gene. Bak ben sana bir şey sorayım şimdi. Mesela Müslüm Gürses'in filmi yapıldı. Bu klasmanda rap dünyasında biri var mı mesela? Şunun filmi yapılır diyebileceğin biri var mı? Vardı. Kim mesela? Ceza var, Sagopa var, Ezel var. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim bu arada. Bunu duymak iyiydi. Ya Fuat var. Fuat'ın şey Islamic Force var falan ama Müslüm Gürses Islamic kadar... Islamic Force ne ya? Ya şey hani o kadar eski ki o hikayeler hani onları en azından yani içinde barındırdığı için Almanya'dan rapin gelişi falan. Ben mesela Cevap'tan çok neyi sevdim biliyor musun? Birilerinin olabiliyor olmasını bu kadar rahat söyleyebiliyor olmasının çok hoşuma gitti ya. Ya tabii her çok mücadele verindi abi. Çok mücadele verindi yani. Çok. Ya bizim şeyden geldiğimiz için o sokakta nasıl diyeyim böyle hani bol giydiğimiz için dalga geçilen dönemden geldik. Ya Ceza kendini televizyonlarda şeylerde rapi savunmak için neler yaptı yani bizim için bu noktaya gelmesi için. Evet, evet. Biz çok şey uğraştı. Çok uğraşıldı yani. 66-30'da böyle bir canlı yayında birileriyle kavga ettiğini. Tabii canım. Kimle kavga konserde, ediyordu orada ya? Şey, konserlerde şeylerde o kadar rap müzik için mücadele mesela verdiler Kıraç ki. Mesela Kıraç böyle bir... Aa, ona laf atmıştı. Ya Kıraç'tan rap müzik mi falan demişti yani işte vay o zamanla. Evet ya onun da hani o zaman bir böyle anına gelmiştir mutlaka. Öyle bir şey şu an düşündüğünü zannetmiyorum Kıraç'ın da ama yani mücadelesi çok sertti o zaman. Yani o şey reddedilen müzik var ve sen onu yapıyorsun ve arkasından nesiller getireceksin yani. O yüzden hikaye çok büyük bir hikaye. Yani Müslüm Gürses gibi. Müslüm'ün kendi acıları. Bunu ayrı mesele de. Yani hayatı da böyle garip olan demek ki. Evet. Biraz ya zaten o sürede yaşadığı Ceza'ya sorsan milyon tane hikaye anlatsın yani. Ve günün sonunda başardı yani bizi hepimizi. Bugün ilham oldu verdi. İlham oldu yani. Peki. Bütün evlere girdi. Şimdi bir bölümümüz var. Bu bölümde ortamda satarsın bölümü. Aslında benim podcast yapmamın amacı bu zaten. Bir story'de mesela bir bilgi veriyorum. İnsanlar ortamda işte satılacak bilgiler. Aynen. Onu şey böyle bir podcast var diye biliyorum ama. Direkt ortamda satılacak bilgiler diye bir tane şey var zaten. İnsanlar da sen de bunun podcastini yap dedi ama biz konuklu yapalım dedik daha çok izlenir. Bizim sadece böyle bir bölümümüz var. Ortamda bu satarsın Spotify diye. Bu Spotify şeyim için mi? Sadece podcast bölümü için mi? Yoksa yo, bunun şeyde hepsinin de oluyor. YouTube tarafında da var. Şimdi şöyle. Sarı renginin ortaya çıkışını biliyor musun? Hayır. Bilmiyorsun. O zaman dilini şu an öğreneceksin. Babil Krallığı'nda Nabukadnezar diye bir tane lider var arkadaşlar. Zaten Cem Yılmaz'ın stand-up'larında duymuşsunuzdur. Kılıcın adına Nabukadnezar. Bu adam Babil'in kralı. Babil'de de dünyanın 7 harikasından biri. Babil'in asma bahçeleri var. Bunu bu adam eşi için yaptırıyor. Eşi öldükten sonra yaptırıyor. Ama sonra diyor ki bana diyor bu rengi bulun. Yani sarı rengini bana bulun diyor. Ve insanlar zehirli antimon ve kurşunu karıştırarak bu boyayı elde ediyor. Sarıyı elde ediyorlar ve sarayın her tarafını bu renge boyuyorlar. Ama, renklerin bulunuşu var ya böyle. Evet. Hepsinin hikayesini biliyor musun? Sarı hepsini mı? Bilmiyorum. Bunun hikayesi Matrix'e bağlanıyor çünkü. Tamam. burada sarı rengin
kokusuyla, zehirli bu koku artık yani, zaten antimonun hikayesi bu aslında. Zehirli antimonla kurşun karıştığında zehirli bir gaz çıkartıyor ortaya. Yani birazcık LSD etkisi yapıyor. Nebukadnezar da sürekli sarayı öldürüyor mu direkt? Ya işte oralara getiriyor. Nebukadnezar da artık halüsinasyonlar görmeye başlıyor, rüyalar görmeye başlıyor. Derler ki Nebukadnezar sarayın bahçesinde öküz gibi otlayarak öldü derler. Şimdi günümüze geliyoruz. Matrix'te Morpheus diye bir karakter var. Bu karakter Yunan mitolojisindeki rüya tanrısından geliyor adı. Ve bu Morpheus'un gemisinin adı da Nebukadnezar. Rüyalar tanrısının adı Morpheus, onun gemisinin adı Nebukadnezar. Ya yani, çünkü yani rüya gördürdüğü evet, için. Evet, rüya görerek öldüğü için. Evet. İsminin konulması da Morpheus'tan evet, geliyor. Evet, aynı o şekilde da... işte Nergis şehrinin ismi de Narkisos'tan geliyor. Biliyor musunuz? Kendisine böyle her gün gidiyor. Morfini kafa şey evet, oluyor aynen. Gibisinden şey yapıyorlar. O da Morpheus'tan alıyor ismini. Aynen. Ondan morfi koyuyorlar. Ortamda satarsınız arkadaşlar. Bunu da işte bu şekilde. Evet, Anıl Piyancı. Geldiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bu arada benim Anıl ilk tanıştığım ünlü bile olabilir. Harbi mi? Evet, İzmir'de. Ben de ilk tanıştığım influencer olabilir kendisi. Daha influencer kelimesi yoktu öyle o zaman. Öyle bir şey olacağı belli de değildi ama. Fenomen de yoktu. Fenomen deniyordu. Deniyordu o kadar da yabancıydın. Fenomen deniyor muydu ya? Deniyordu. Twitter fenomeni deniyordu. Görsel fenomen yoktu. Fenomensiz Enes Batur'un televizyona çıkmasıyla oldunuz. Fenomen kelimesi de fenomen. Kalktı. Sanki öyle bir oldu. O da yok. Influencer diyorlar. Valla bak rapçilik hep duruyor, gördün mü? Ya. Ne oldun belli değil. Evet. Vancı mısın lan sen? Siyonist. Ama abi Vancı kesin Vine diyorlar ya. Sen kesin Vancısın oğlum. Hala Vancısın sen. Vancısın sen. Vancı'ya giyil dedi tulumları. Evet arkadaşlar, Anıl Piyancı çok teşekkür ediyoruz. Anıl Piyancı da zaten yakın bir zamanda podcast'a başlayacak değil mi? Bunu söyleyebilir miyiz? Evet, evet, söyleyebilirsin. Onun da Instagram hesabını YouTube kanalının altına bırakıyoruz. Turan'ın da YouTube kanalı yok zaten. Instagram'dan falan. Instagram'dan da Turan'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ne diye ulaşacaksınız? İşte ne bileyim. Ben influencer'ım. Ben de müzik yapıyorum ama para kazanmak istiyorum. Böyle ya da klibimi çek. Ya da klibimi çek. Bu tür şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir başka Öncüköy'de görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.